bize belki 100 yıldır Anadolu odaklı bakmayı ve sadece batıya bakmayı telkin eden sistem yerine liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi Selçuklu Kartalı gibi hem doğu hem batı diyeceğiz ve daha güçlü olacağız inşallah. Şiir yarışmasına Türkiye genelinden ve ilçelerimizden 65 şiir kaldı. Ve Mersin'i düşünen yürekler eserler şiirleşiyor. Biz de bu konuda duyarlılığı gösterelim belediye başkanımıza ve Toroslu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Vatanı beklerken babam siperde, hainin mermilerin birer kalbine şehit evladısın, adın şehide. Kıymetli Rüştü Aydın abimize ve yönetim kuruluna canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendisini çocukluğumdan beri tanırım. Aralık 1918'de İngilizler, Ocak 1919'da Fransızlar İskele'ye yanaşarak Mersin'i işgal ettiler. Ve Ermeni çeteleriyle birleşerek bölge halkına işkence yaptılar, zulüm yaptılar. Halime nenemizi Kaynak Keşik'ten aşağı doğru mağar çekmeye gelen eşiyle beraber Halime nenemizi eşinin önünde işkence yapıp şehit ettiler. Dedelerimiz, büyüklerimiz bir araya geldiler, Kuvayi Milliye'leri kurdular, atlandılar, silahlandılar. Yaklaşık 3 yıl Mersin işgal altında kaldı. Neticesinde de 3 Ocak'ta Mersin'imizi düşmandan kurtarmış olduk. Bu süreçte can veren, kan veren, alın teri akıtan tüm büyüklerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Hem 3 Ocak açısından önemli, hem de bugünle ilişkin, bugün açısından önemli. Macan Cumabay, Kazakistan'da yetişmiş bir insan. Biz hep beraberdik. Beraber daha güçlüydük. 20. yüzyılın başında başımıza gelen, hatta son 200 yıl içerisinde başımıza gelen seri olaylar neticesinde de ayrı düştük. Aramıza duvar örüldü, demir perde örüldü. Alaş Orda'nın kahramanı Macan Cumabay. Alaş Orda nedir? Türkiye'de Kuvayi Milliye neyse Türkistan'da da Alaş Orda olur. Onlar da onunla Rus'a karşı vatan savunması yaptılar. Hatta Alaş Orda devletini kurdular 1917'de. Ancak Rus buna müsaade etmedi. Ve biz burada Kuvayi Milliye hareketiyle başarılı olduk. Onlar bizi izlediler. Ve Macan Cumabay'ın Uzaktaki Kardeşime diye bir şiiri var. Kime yazmış Uzaktaki Kardeşi? Bizlere yazmış. Bulayev'in en önemli ailesine mensup olduğundan herkes tarafından el üstünde tutuldu. 1917 yılında Alaş Orda Partisi bağımsız bir hükümet kurunca kendisi de Milli Eğitim Komisyonu'nda üyeliğe getirdi. 1917'deki devrimden sonra Türkistan'da kurulan devletin bayrağı Ay Yıldız kırmızı üzerine beyaz değil, sarı, Alaş Orda Devleti. Alaş demek, millet demek, ordu demek. Orda da yine devlet demek. Şiirin adı Uzaktaki Kardeşime. Uzakta ağır azap çeken kardeşim, solmuş laleler gibi kuruyan kardeşim, etrafını sarmış düşman ortasında göl gibi gözyaşı döken kardeşim. Burada Kuvayi Milliye var, orada Alaş Orda var. Bugün Mersin'in kurtuluş gününü kutluyoruz. Biz kurtulduk çok şükür. Düşmanı yendik. Düşmanı gönderdik. Bir de düşmanı yenemeyen, hala gönderemeyen var. İşte oradaki kardeşlerimiz. Ne yapacağız? Bunlar olmuş bitmiş. Böyle düşünebiliriz. Bunu okumanın ne faydası var? 1932'ye kadar değerli arkadaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikriyle, girişimiyle, mücadelesiyle Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu kuruldu ve 1932'ye kadar Türk tarihi okullarda tüm Türk dünyasıyla birlikte, hatta tüm Asya'yla birlikte anlatıldı. Anadolu gözüyle değil, Türkistan gözüyle anlatıldı.
Bütün Türklerin gözüyle anlatıldı. Bakın şiirde ne diyor? Yön bulduran, yol gösteren can kalmadı diyor. Sen gittin oraya, aramıza duvar girdi diyor. Ben ne yapacağım şimdi diyor aslında. Bugün de aslında 2023 yılına geldik. 2023 ile ne başladı? Yeni Türkiye yüzyılı başladı. Güçlü Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı ile. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bizler, büyüklerimiz gerekeni yapıyorlar. Bizler ne yapacağız? İşte bizler, bize belki 100 yıldır Anadolu odaklı bakmayı ve sadece batıya bakmayı telkin eden sistem yerine liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi, Selçuklu Kartalı gibi hem doğu hem batı diyeceğiz ve daha güçlü olacağız inşallah. Alaşordu'nun bayrağını özellikle görmenizi istedim. Bu insanlar bizim kardeşlerimiz, bayrağımız aynı, dilimiz aynı. Hedeflerimizle birleştirirsek, birbirine gelirsek ancak başarıya ulaşırız. Kavsalın eteklerinde yörüngelerin ilerleyişi, muharebe meydanında tek arayış Mersin istiklali. 3 Ocak'ta şöleni var Mersin'in. Sazlı, sözlü, tilavetli, sohbetli. Her Türk bir Atatürk'tür. Duysun bunu tüm dünya. Bizim de elbet Mersin.